Bazı gerçekler yaşarken acıdır. Yıllar sonra masala dönüşür. Bazı masallar ise masal olmayacak kadar gerçektir. Gerçeklerden kaçanlara ders olsun diye de anlatılır. Bazı hayatlar biter bitmez unutulmalı, bazı hayatlar ise tekrar tekrar yaşanmak için tekrar tekrar masal gibi anlatılmalı. Ben Armağan Çağlayan. Size anlatacaklarım var. Bazısı masal, bazısı gerçek. Uçuk Kaçık Masallara hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın delisi çokmuş ama bizden daha delisi yokmuş demişler ve bu masalı şöyle anlatmışlar. Arka arkaya girdiği savaşlarda yetişmiş insan gücünü kaybeden Türkiye, 1920'li yıllardan itibaren nüfusu daha fazla çoğaltmanın yollarını aramış. Bunlardan bir tanesi mesela devlet memurluğuna evli insanları alıyorlarmış. Ya da efendim devlet memuruysanız, çocuğunuz varsa devlet size bir vergi indirimi sağlıyormuş ya da çocuk yardımı yapıyormuş. Önerilen yöntemlerden bir tanesi de bekarlardan vergi alınmasıymış. Bekarlık vergisi ilk kez 1920-1923 yılları arasında mecliste milletvekili yapan Erzurum milletvekili Mehmet Salih Efendi tarafından dillendirilmiş. Mehmet Salih Efendi demiş ki hem bekarlardan vergi alalım hem de bu vergiyle çok çocuklu ailelere, çok nüfuslu ailelere yardım edelim. Böylece aslında bekarlığın kötü bir şey olduğunu ya da bekarsam eğer demiş ki hani çok çocuklu ailelere bir faydan olsun. Ama bu pek kabul görmemiş ilk mecliste. Fakat 1940 yılına kadar bu öneri mecliste çeşitli defalar tartışılmış. 1929 yılında Akşam Gazetesi'nde çıkan bir habere göre Yozgat milletvekili Süleyman Sırrı yine bekarlara bir vergi önerisinde bulunmuş. Süleyman Sırrı'nın önerisi şöyleymiş. 25-45 yaş arası erkeklerle devlette çalışan 25-35 yaş arasındaki kadınlardan alınan verginin %20'si 5 çocuktan fazla çocuğu olan ailelere verilsin. Süleyman Sırrı'ya göre bu yabancı ülkelerde başarılı olmuş bir yöntemmiş. Ertesi gün Türkiye'deki gazeteler cinsiyetçi bir tavırla bunu haberleştirmişler. Mesela Cumhuriyet Gazetesi evde kalmışlar ve dullar ümitlendi diye bu durumu haber yapmışlar. Akşam Gazetesi ise ne olursa olsun bu vergi şimdiki kadınların masrafından daha çok değildir diye haber yapmış. Süleyman Sırrı Bey vergi önerisini şöyle savunmuş. Çocuk yapmak gibi vatani bir görevden kaçan bekarlar bu vatani görevden kaçmayanlara karşı sorumludurlar. Gazeteler birkaç gün boyunca bu bekarlık vergisiyle ilgili haberler yapmışlar. Hatta dönemin gözde bekarlarını gidip ziyaret edip gözde bekarların bekarlık konusundaki fikirlerini de almışlar. Bunlardan bir tanesi 71 yaşında halen bekar olan Ubeydullah Efendi'ymiş. Ubeydullah Efendi dönemin entelektüellerinden, aydınlarından siyasi de bir kişiliği var aynı zamanda. Fakat içtimai bir iş yapmak için Ubeydullah Efendi Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde nikah memurluğu da yapıyor. İşte Ubeydullah Efendi'ye gidip sormuşlar, demişler ki bekarlık vergisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve Ubeydullah Efendi cevap vermiş. Demiş ki verginin bekarları evlenmeye sevk edecek şumurlu bir tesiri olacağını zannetmiyorum. Evlenmeye mani olacak içtimai zaruretler yine mani olmaya devam edecektir. Kendisinin niye bekar olduğu sorulduğunda Ubeydullah Efendi şöyle cevap vermiş. Müstebit hükümetlerden gördüğüm zulüm ve baskı yüzünden çile ve sergüzeş içinde geçen hayatım benim evlenmeme müsaade etmedi. Bu yaştan sonra ise diyecek tek şey var. İkindiden sonra dükkan açılmaz. Bir başka meşhur bekar 67 yaşındaki Besim Paşa'ya da yine bekarlık vergisiyle ilgili ne düşündüğü sorulmuş. Besim Ömer Paşa aynen şöyle cevap vermiş. Evlenmektense vergi ödemeyi tercih ederim. Eğer amaç nüfusu çoğaltmaksa önce doğan çocukları yaşatın. Cumhuriyet Gazetesi konuyla ilgili okur görüşlerine sayfalarını açmış. Yani okurlarına demiş ki bekarlık vergisi hakkında ne düşünüyorsanız lütfen bize yazınız. Cumhuriyet Gazetesi'ne çok ilginçtir ki sadece erkekler yazmışlar. Kadınlar bu konuda hiçbir görüş bildirmemişler. Görüş bildiren erkeklerden bir tanesi aynen şöyle söylemiş. Biz züğürtlükten evlenemiyoruz. Zaten bekarlık vergisi çıkartsanız gene züğürtüz, vergiyi de ödemeyiz. Ödeyemeyiz. Bir diğer okuyucu aynen şöyle söylemiş. bizi bekarlık vergisiyle korkutacağınıza içtimai şartları düzeltin. En ilginç cevaplardan bir tanesi aynen şöyleymiş. Evlenenler zührevi hastalıktan korktukları için evleniyorlar. Ama benim gibiler korkmadıkları için evlenmiyorlar. Gazeteler verginin verileceğini söylendiği çok çocuklu ailelere de mikrofon uzatmışlar ya da onların da fikirlerini almışlar. Bunlardan bir tanesi Adli Tıp Başkanı Ethem Akif'miş. Ethem Akif bu konuda ne düşündüğünü aynen şöyle söylemiş. Derhal o vergiyi koymalı. Hatta o verginin %20'si değil, toplanan paranın %20'si değil, %50'si çok çocuklu, bizim gibi çok çocuklu ailelere verilmeli. Çünkü biz bu memlekete para harcayarak, efor harcayarak insan yetiştiriyoruz. Buna tevessül etmeyenler, paralarını har vurup harman savuranlar bu içtimai meseleye para vererek, vergi vererek ortak olmalılar demiş. Mart 1929 yılında Akşam Gazetesi'nin haberine göre bütün Türkiye artık bekarlık vergisini tartışmaktaymış. Kahvehanelerde, trolleybüslerde, otobüslerde, vapurlarda, lokantalarda her yerde bekarlık vergisi konuşulmaktaymış. Haber şöyle devam ediyor. Akşam Gazetesi ünlü, yani maruf bir doktora bekarlık vergisiyle ilgili ne düşündüğünü soruyor. İsmi belirtilmeyen doktor aynen şu cevabı veriyor. Doktorlar evlenmemeli, bekar kalmalı ama bekarlık vergisinden de muaf olmalı. Çünkü evli bir doktor gereği gibi ilim için, irfan için çalışamaz. Çünkü işten eve gelince tetebbuat yapamaz. Bunun yerine zevcesiyle ilgilenmek zorundadır. Zevcesiyle ilgilenince de gerekli ilmi, irfanı kapamaz, öğrenemez, devam ettiremez. Üstelik dünyanın en çok kıskanan insanları doktorlardır. Bekar olmayan bir doktorun evinde kavga, su gibi her zaman bulunan bir şeydir. Tartışmaya bu kez doktorların durumu da eklenmiş. Yani bekarlık vergisinin tartışılması yetmemiş, bir de doktorlar bekarlık vergisi ödesin mi tartışılmaya başlanmış. Bir doktor aynen şöyle söylemiş, doktorlar da evlenmelidir. Üstelik onlar evlenirse zevceleri, yani karıları onlara yardım ederler. Diğer bir doktor Burhanettin Bey ise aynen şöyle söylemiş. Bir insan zaten vergiden korktuğu için evlenmez. Eğer vergi korkusu yüzünden evlenemiyorsa parası yoktur. Eğer vergi korkusu yüzünden evleniyorsa bu sefer de cimridir. Her iki durumda çocuk yetiştirmeye uygun bir durum değildir. Tartışmalar sürerken vergi önerisi Mayıs ayında meclise gelmiş. Fakat reddedilmiş, kabul edilmemiş. Bazı gazetelerin haberine göre yasa kabul edilmesin diye bekar mebuslar acayip kulis yapmışlar. İlk verdiği teklif reddedilen Yozgat milletvekili Süleyman Sırrı Bey 1931 yılında bekarlık vergisini ikinci kez meclise getirmiş. Süleyman Sırrı Bey'in tekrar bekarlık vergisini meclise getirmesinin gerekçesi de Süleyman Sırrı Bey'in ağzından şöyleymiş. Bekarların evlilik hayatını tercih ederek nüfusumuzun artmasına hizmet etmeleri elzemdir. Hal böyleyken şu son senelerde bir takım erkek ve kadınların bekarlık hayatını tercih etmekte olduğu ve itiyadın her iki zümre arasında günden güne arttığı maalesef görülmektedir. Bekarlar evlenmek mecburiyeti karşısında bırakılmalıdır diyen Süleyman Sırrı Bey, bekarların aileleri ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri olmadığı için masraflarının az olduğunu, bu yüzden de vergi vermeleri gerektiğini belirtmiştir. Gazeteler ne yaptılarsa, ne yazdılarsa bir önceki teklifle yine aynı durumdaylarmış. Gene gidip Türkiye'nin iki tane maruf, ünlü insanının kapısını çalmışlar. Besim Ömer Paşa ile Ubeydullah Efendi. Bir önceki seferde ne dedilerse bu sefer de aynısını söylemişler. Yine yeniden 1932 Mart ayında meclis bekarlık vergisi önerisini reddetmiş. Süleyman Sırrı Bey bıkmadan, usanmadan 1934 yılında yine sahneye çıkmış. Yine bekarlık vergisi önerisini meclise getirmiş. Gazeteler yine gitmişler, iki tane maruf insana aynı soruları sormuşlar. Ubeydullah Efendi aynı şeyleri söylemiş. Besim Ömer Paşa ise ufak bir değişiklik yapmış. Evet demiş, bekarlardan vergi alınsın ama benim gibi yaşlı olanlar muaf tutulsun. Bazı kadınlardan da görüş alınmış. Bunlardan bir tanesi Türk Kadınlar Birliği reisi Latife Bekir Hanım. Latife Bekir Hanım aynen şöyle söylemiş. Evlenmek vatan vazifesidir. Evlenerek bu hizmeti yapmak istemeyenlerden vergi alınmasına taraftarım. Bu vergi kolay kolay ödenmeyecek kadar fazla olmalıdır ki bekarlar evlenmeye mecbur olsunlar. Kazançlarının en az yarısı ellerinden alınmalı. Vergi 5-10 liradan ibaret olursa isteye isteye vereceklerinden endişe ediyoruz. Latife Hanım'a göre en önemli sorun erkeklerin kadınları tanıyamaması ve kadınları tanımaktan çekinmesiymiş. Ama başka bir sorun daha varmış. Bekar erkeklerin evlenmek istememelerinin en büyük sebebi bekar kadınların sinema artisti gibi yaşadığını zannediyor olmalarıymış. Teklifinin sürekli reddedilmesinden yılmayan Süleyman Sırrı, soyadı kanunundan sonra İçöz soyadını alarak Süleyman Sırrı İçöz olmuş. Ve 1935 yılında tekrar aynı şeyi meclis gündemine getirmiş. Bekarlık vergisi. Üstelik bu kez yeni bir gerekçesi daha varmış. Çünkü o dönemde gençler geç evleniyormuş. Geç evlenince de bir tane çocuk yapıyorlarmış. Süleyman Sırrı İçöz bir tane çocuğa da karşı belli ki. Aynı dönemde o dönemin ünlü ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay geç evlenme ve tek çocuk konusunda fikirlerini söylemiş. Fahrettin Kerim Gökay şöyle demiş: "Kızlarımız hayatlarını kendileri kazanacaksa bile evlenmeye mecburdurlar. Aile kurmaktan çekinmek içtimai vazifelere karşı lakaytlık demektir." Fahrettin Kerim Gökay bekarlık vergisine karşı değilmiş ama bekarlık vergisinden doğan paranın toplanmasının çok zor olacağını düşünüyormuş. Türkiye'nin ilk 17 kadın milletvekilinden bir tanesi olan Nakiye Elgün bu konuda fikirlerini şöyle söylemiş: "Erkekler gönül eğlendirmekten vazgeçmek istemedikleri için evlenmiyorlar" demiş. Yani onlar erkekler vur patlasın çal oynasın bir hayattan vazgeçmedikleri için evlenmiyorlar demiş. Kadınlar içinse aynen şunu söylemiş: "Aslında kadınların talibi yok ama izzeti nefislerine yediremedikleri için evlenmek istemiyorum" diyorlar. Nakiye Ergin'e göre erkeklerin hepsinden vergi toplanmalıymış ama kadınların sadece çalışıp para kazananlarından vergi alınmalıymış. 1930'lu yıllar boyunca Türkiye'de evlenmeyi teşvik edecek birçok kitap da çıkmış. Mesela Doktor Şükrü Kamil Talimcioğlu'nun 1938 basımı Niçin, Neden, Nasıl Evlenilmeli kitabı bunlardan bir tanesiymiş. Kitapta Talimcioğlu bekar kalmakta ısrar etmenin topluma karşı işlenmiş bir suç olduğunu ileri sürmekteymiş. Tabii ki Talimcioğlu da bekarlık vergisinin verilmesini istiyormuş. İsmini belirtmediği bir ülkeyle ilgili Talimcioğlu bazı istatistikler yayınlamış. Bu istatistikler şöyleymiş: kendini öldüren 100 kişiden 67'si, tespitli 1126 deliden 980'i bekardır. Talimcioğlu kadınlara kızıp evlenmeyen erkekleri de çok hiddetliymiş. Talimcioğlu aynen şöyle söylüyormuş: "Kadın kaprisleri o kadar yersiz ve ansızdır ki bunları anlayıp tahammül edebilecek insan sayısı, erkek sayısı çok azdır. Ama eğer iş buna kalırsa kimsenin evlenmemesi gerekir." Yazar kadınları da uyarmış. Yaşı gelip bir erkekle beraber olmayan kadınların vücudunun çeşitli yerlerinden çıban fışkıracağını, vücudunun renginin garip bir bakır rengine döneceğini ve kadınların bütün sevimliliğini bu sebeple kaybedeceğini söylemiş. Bekarlık vergisinin en çok tartışıldığı yıllar 1939 ve 1940 yıllarıymış. Tabii ki Süleyman Sırrı Bey yine sahnedeymiş bekarlık vergisi konusunda. Ama bu konunun en çok tartışılmasının sebebi hızla savaşa doğru giden dünyada Hitler döneminde Almanların Türkiye'ye olan etkisiymiş. Hitler Almanya'da insanları evlenmeye ve çocuk yapmaya teşvik ettiği için Türkiye'deki aydınlar da bu durumdan çok etkilendiği için tekrar evlilik meselesi ve çocuk yapma meselesi çok tartışılmaya başlanmış. Bu yazarlardan Peyami Safa 1940 yılında aynen şöyle yazmış: "Bu zamana kadar bekarlık vergisiyle ilgili kim bilir kaç mebus meclise teklif verdi. Kim bilir kaç muharrir, kim bilir kaç ressam bu konuda fikirlerini belirtti. Ama konuşuldu, gülündü, geçildi" dedikten sonra şunları yazmış: "Nüfus davasında o kadar hassasım ki bekarları asmalı diyen bir adama kızmam da gülmem de. Yalnız kendisinden bu güzel fikrini biraz tadil etmesini isterim. Asmak fazla, hapse koymak da fazla. Fakat vergi almak tam kararında bir cezadır." Peyami Safa'nın bekarlardan vergi almaktan başka önerileri de varmış. Mesela bekarlar ne özel teşebbüste ne devlet dairelerinde çalıştırılmamalıymış. Hatta Ceza Kanunu'na ömür boyu bekar kalmakla ilgili çeşitli maddeler konulmalıymış. Bekarlık, bir ağacın yemiş vermemesi, yaprak vermemesi demekmiş. Ve Peyami Safa aynen şunları söylemiş. Baltaya sarılalım demiyorum ama onlar evlenmedikçe bir baltaya sap olamasınlar. Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrı İçöz, 1940 yılında bekarlık vergisini yeniden ve ısrarla bir kez daha gündeme getirmiş. Bu gündeme getirmesinin bir sebebi de Almanya rüzgarını arkasına almasıymış. Süleyman Sırrı İçöz aynen şöyle söylemiş. Ben bu bekarlık vergisine taraftardım. Halen de öyleyim. Çünkü en büyük meselelerden bir tanesi Türkiye'de nüfus meselesidir. Ben demiyorum ki bu vergi çıkar çıkmaz ortalık çolukla çocukla ve beşikle dolacak. Ama bu verginin çıkması da bu meseleye yardım edecek. 1940 yılında yapılan teklif yine kabul edilmemiş. Zaten bu yıldan sonra da İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye sıçraması ihtimaline karşı hiç kimse bekarlık vergisiyle uğraşmamış. 1947 yılında Süleyman Sırrı İçöz bekarlık vergisini bir kez daha gündeme getirmiş. Bekarlık vergisinin tekrar gündeme geldiğini duyan dönemin Maliye Bakanı demiş ki olmaz öyle şey. İnsanların evlenmeleriyle, bekar kalmalarıyla bizim hiçbir ilgimiz yok. Bundan bize ne? Bekarlık vergisi Süleyman Sırrı İçöz'ün milletvekili döneminde Süleyman Sırrı İçöz tarafından tam 8 kez meclis gündemine getirilmiş. Daha sonra yani Süleyman Sırrı İçöz milletvekilinden ayrıldıktan sonra da bekarlık vergisinden hiç söz edilmemiş. Zaten Türkiye'nin nüfus politikası da 1965 yılından sonra köklü bir değişikliğe uğramış, nüfus planlaması dönemine gelinmiş. Ta ki evlenene 3 çocuk tavsiye edilene kadar. Gökten 3 elma düşmüş. Birisi anlatanın başına, birisi dinleyenlerin başına, birisi de Süleyman Sırrı İçöz'ün başına.